Sevgili seyirciler, insanlar Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin daha önce de ifade ettiğimiz gibi lütfu keremiyle zaman zaman çok büyük zorluklardan, çok sıkıntılı durumlardan, badirelerden kendilerini kurtarırlar. İnsan bazen maddeten düşündüğü zaman akıl erdiremez, izahını bulamaz nasıl oldu diye. İşte bunlar hikmeti ilahiyedir. Cenab-ı Hakk'ın cilve-i Rabbaniyesidir. İnsan hakikaten hayatında, kendi hayatında bile fevkalade düşündürücü, ibretli olaylarla karşılaşmıştır. Bazı badirelerden, felaketlerden insan öyle kurtulmuştur ki bunu maddeten kendisi tedbir alsa, bir takım hazırlıklar içerisinde bulunsa başarması mümkün değil. İşte aynı şekilde müminler Bedir gazasında da kafirlere Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanı olarak fevkalade ibretli bir takım tecellilerle büyük başarılar elde etmişlerdir. Cenab-ı Hak bunları hatırlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vezkuru iz entüm قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Müminlere hitaben Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ey müminler, ey Müslümanlar, emir sigasıyla, وَذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ Hatırlayın ki hani siz, قَلِيلٌ مُسْتَضَعْفُونَ فِي الْأَرْضِ Yeryüzünde son derece küçük bir azınlıktınız. Ekalliyettiniz. Ve aşağılanan, hakarete uğrayan, acz içinde insanlardınız. Gücünüz, kuvvetiniz yoktu. Müstadaf kelimesi aciz demek. Zayıf ve mukabele edemeyen, güçlüler karşısında sesini soluğunu çıkaramayan manasında. تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ İnsanların sizi aniden yakalayıp sizi azap etmesinden, size işkence etmesinden korkuyordunuz. فَآوَاكُمْ Allahü Teala size kurtuluş imkanı bahşetti. Size sığınacak, emniyette hissedeceğiniz, kendinizi güvenlikte hissedeceğiniz bir imkan ile Cenab-ı Hak sizi sıkıntılardan kurtardı. Ve eyyedekum bi nasrihi ve kendinden yardımıyla Allah'ın nusretiyle Cenab-ı Hak sizi teyit etti, destekledi. Ve razakakum minet tayyibat temiz ve helal rızıklar ihsan etti size. Leallekum teşkurun ki siz bütün bu nimet ve imkanlar karşısında Rabbinize şükredesiniz diye Allahü Teala sizin bütün bunları, bu nimetleri Allah'ın bir lütuf ve ihsanı olarak elde ettiğinizi düşünmenizi istiyor ve bu suretle Cenab-ı Hakk'a şükür vazifenizi yerine getirmenizi, bu vazifeyi eda etmenizi Cenab-ı Hak emrediyor. Belki işte bütün bunları hatırlayarak umulur ki siz Allah'a şükredersiniz. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, ey iman edenler, la tehunullâhe ver rasûle, Allah ve Resulüne hıyanet etmeyin. Onların emirlerine karşı gelmeyin. Onlara sadık olun. Ve tehunu emanâtikum, ve Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerine hıyanet ederseniz, Cenab-ı Hakk'ın size vazife olarak verdiği, yerine getirmeniz icap eden şeylere de hıyanet etmiş olursunuz. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri ve entüm te'lemun bile bile Cenab-ı Hakk'ın emanetlerini de ihlal etmiş, onlara da hainlik etmiş olursunuz. Ve'lemu ennemâ emvalukum ve evladukum fitne. İyi biliniz ki sizin mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Sizi zaman zaman mal ve çocuk sevgisi ibadetten, Allah yolunda fedakarlıktan alabilir. Onlara olan aşırı düşkünlüğünüz sebebiyle Allah'ın emirlerini ihmal edebilirsiniz. Cenab-ı Hak huzurunda yapacağınız vazifeleri
Allahü Teala katında eda etmeniz gereken görevlerinizi ihmal edebilirsiniz. Onlarda kusur yapabilirsiniz. Onun için dikkat edin. Gerek mal gerekse çocuk sevgisinde ölçülü olun. Meşru hududu aşmayın. Hiçbir zaman sizde bu sevgi ihtiras noktasına, kapris noktasına gelmesin. Aşırı derecede onlara bağlanmayın ki Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerine asi olursunuz. Ve ennallâhe indehu ecrun azîm. Allah katında sizin için büyük ecir vardır. Evet, dünya malı tatlıdır. Zevku sefası insan tarafından arzu edilir, istenilir ama müminler sadece dünya için yaratılmadılar. Ahirette müminler için Allahü Teala'nın çok büyük lütuf ve ihsanları vardır. Mümin gözünü oraya dikecektir. Onun ruhu bu sermedi ve ebedi vaatlerle ancak mutmain olacaktır. Gönlü ancak öylece huzura kavuşacaktır. Yoksa dünya menfaati hiçbir zaman insanın gözünü doyurmaz. İnsanoğlu dünya malına kalbini ve gönlünü iyice teksif ederse, o ne kadar artarsa artsın, sümme yatma'u en ezide. Sonra arkasından yine de daha fazlasını ister. Daha biraz, biraz daha insanın gözü doymaz. Hadis-i şerifte de buyurulduğu gibi insanın bir vadi dolusu altını olsa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O bir ikincisini ister. İnsanoğlunun gözünü ancak toprak doyurur buyuruyor. Onun için Allahü Teala bize ahiret mükafatını hatırlatıyor ve bu suretle dünyada hırs ve tamah içinde bulunmamamız gerektiğini bize ihtar ediyor Cenab-ı Hak. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. Ey müminler! Eğer Allah'tan korkarsanız, Allah'ın emirlerine saygılı olursanız, takva üzere bulunursanız, Cenab-ı Hak size hakkı ve batılı ayırt edecek öyle muazzam bir kıstas, bir görüş, bir hassasiyet ihsan eder ki, hadiselere baktığınız zaman haklıyla haksızı birden tefrik ve temyiz edebilirsiniz. Kimin gerçek, kimin yalan olduğunu anlayabilirsiniz. Böyle muazzam bir kabiliyet sizin için bir firaset ihsan eder Cenab-ı Hak. Ve yukeffir ankum seyyiatikum. Cenab-ı Hak sizin günahlarınızı, kusurlarınızı örter. Ve yagfir lekum, ve onları bağışlar Cenab-ı Hak. Sizi mağfireti ilahiyesine mazhar kılar. Günahlarınızı bağışlar Allahü Teala. Eğer Cenab-ı Hakk'ın emirlerine saygılı olursanız, gafletle yaptığınız, cehaletle işlediğiniz kusurlarınız da affedilir. Vallahu zülfaddil azim. Allahü Teala büyük ihsan sahibidir kullarına karşı. Ve iz yemkuru bikellezine keferu. لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ. Hani kafirler, münkirler seni hapsetmek veya öldürmek veya bulunduğun vatandan ve memleketten çıkarma konusunda bir takım hile ve desiselere, planlı hareketlere girişiyorlardı. Bunun hesaplarını, kitaplarını yapıyorlardı. Ya seni bir tarafa hapsetmek istiyorlar veya canına kıyacaklar veyahut da seni kendi memleketlerinden kovmak ve uzaklaştırmak suretiyle senden kurtulmak istiyorlardı. Ve yemkurune ve yemkurullah. Onlar ne kadar hile ve desise yaparlarsa yapsınlar, onlar hilelerine devam ederler. Cenab-ı Hak onların hilelerini kendi başlarına yıkar. Allahu hayrul makirin. Allah hilekarların cezalandırılması konusunda, onların yaptıklarını kendi başlarına çevirme konusunda hepsinden üstündür. Hiçbir hilekar Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerine karşı gelip Allahü Teala'nın gücünü aşamaz. Cenab-ı Hakk'ın hükmü, Cenab-ı Hakk'ın iradesi her zaman onlara galiptir. Ve izâ tütle aleyhim âyâtünâ. Onlara Allahü Teala'nın ayetleri okunduğu zaman, Kur'an-ı Kerim'den ayetler onlara tilavet edildiği zaman, "Kalu kad semi'ne." Biz bunları işittik. Evet. Duyduk bunları derler.
لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا İstesek biz de bunun gibi bir şey söz söyleyebiliriz. Söylemeleri kendilerinden istendiği zaman ise şaşkınlık içinde kaldılar. Eğer söyleyebilselerdi zaten Kur'an-ı Kerim'in davası haşa sukut ederdi. Ama buna güçleri yetmedi. Laf olsun diye meseleyi hafife almak maksadıyla eğer istesek biz de bu Kur'an gibi bir söz söyleriz dediler. Ama bunu söylemeleri sureti kat'iyede mümkün değildi. Allahü Teala çünkü onlara meydan okumuştu. Eğer gücünüz yetiyorsa Allah'ın dışında bütün yardımcılarınızı çağırınız. Kur'an-ı Kerim surelerinden bir tek sureye benzer bir sure getiriniz buyurdu. Bunu yapsalardı zaten ortada İslamiyet de kalmazdı, Kur'an-ı Kerim de kalmazdı. Ama bunu yapamadılar. Bu isteği, bu kendi temennilerini de yerine getiremediler. Getirmeleri de mümkün değildi. İn haza illa esatirul evvelin. Bu Kur'an haşa evvelki insanların, önceden gelmiş geçmiş insanların masallarından ibarettir. Üsturadır bu dediler. Önceki insanların anlattıkları masallardan ibarettir dediler. Kur'an-ı Kerim haşa. Ve iz kâlullâhumme onlar demişlerdi ki ey Allah'ım in kâne hâzâ huvel hakka eğer bu Kur'an gerçekten senin katından bir hak söz ise min indike senin katından gerçek manada bir hak kelam ise bu Kur'an-ı Kerim Kur'an fe emtir aleyna hicâraten mine sema gökten bize taş yağdır ya Rabbi dediler. Ne büyük küstahlık. Ne büyük cüret idi bu. Allah muhafaza buyursun. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri aralarında Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Hazretleri olduğu için onları bir anda Lut kavmini helak ettiği gibi Allahü Teala helak etmedi. Yoksa onların başına aniden taş yağar, bir anda mahvu perişan olur, ziru zeber olurlardı bir anda, alt üst olurlardı Allah korusun. Allahü Teala müminler hürmetine, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Hazretleri aşkına onların bu isteğini anında Cenab-ı Hak cevaplandırmadı. Evi itina bi azabin elim veyahut da bize elim olan, elem verecek o acılı azabı getir bakalım görelim dediler. Son derece büyük bir küstahlık içinde böyle bir talep, böyle bir istekte bulundular Allah'a hitap ederek. Ve ma kana Allahu liyuazibahum ve ente fihim. Sen onların arasında bulunduğun süre zarfında Allahu Teala onlara azap edecek değildir. Azabı istisal yani köklerini kurutacak azap Allahu Teala onlara göndermemiştir. Daha önceki ümmetlere, azgın kavimlere gönderdiği gibi Cenab-ı Hak onları tamamen yeryüzünden silip süpürecek bir azap göndermemiştir. Çünkü Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Hazretleri içlerindeydi. Ve ma kana Allahu muazzibahum ve hum yestagfirun. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri onlara yine azap edecek değildir. Çünkü onların neslinden Allahu Teala'ya iman eden ve istiğfar eden kusurlarından dolayı Allah'tan af dileyen insanlar gelecektir. Demek ki istiğfar da ilahi azabın müminler üzerinden kalkmasına sebep oluyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri şimdi fiilen aramızda değil ama sünnet-i seniyyesi yaşıyorsa ulema-i kiram İslam alimleri öyle demişler, anlatmışlardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin sünnet-i seniyyesi bir toplum içinde yaşıyorsa Allahü Teala o toplumu, o cemaati, o milleti kahretmez, helak etmez. Ve bir insan Cenab-ı Hakk'a istiğfar ediyorsa, Allahü Teala'dan mağfiret istiyorsa, Cenab-ı Hak o kimseye de azap etmez. Azabı ilahisini göndermez. Şiddetli bir azab ile onu kahretmez Allahü Teala Hazretleri. Cenab-ı Hakk'a dua edelim. İçimizde sünnet-i seniyyeye temessük eden ve istiğfara devam edenler eksik olmasın. Onların sayısı her zaman artsın.